çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House MD dizisinin Türkiye uyarlaması olan izleyicinin merakla beklediği dizi Hekimoğlu başladı. Dizide İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en şahsına münhasır doktoru Ateş Hekimoğlu, gerek kişiliği gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok farklı. Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda başarılarıyla ülke çapında nam salmış. Hekimoğlu hastanede kendi yöntemleriyle çalışmaya devam ederken yakın arkadaşı Orhan'ın getirdiği vaka dikkatini çekiyor. Hekimoğlu bu vakaya da çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi yaklaşıyor. Bilinen hiçbir rahatsızlığı bulunmayan genç öğretmen Mine açıklanamaz bir şekilde nöbet geçirerek hastaneye kaldırılmış ve durumu her an daha da kötüye gitmekte. Hekimoğlu kimsenin teşhis koyamadığı Mine'nin dosyasını alıyor ve 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte hastalığın izini sürmeye başlıyor. Üçü de güçlü karakterler oluşan ekibi de onun önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi rol alıyor. Hekimoğlu hem hastane içinde hem de hastane dışında karşısına çıkan bütün ipuçlarını değerlendirirken sivri dili ve kullandığı sıra dışı yöntemler onu sık sık hastane yöneticisi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan İpek'le karşı karşıya getirecek. Herkesin yalan söylediği bir dünyada zekasına ve ön sezilerine güvenen Hekimoğlu gerçeğe ulaşarak genç kadını kurtarabilecek mi? İşte dizi bunu anlatıyor. Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyormuş. Dizide İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı diziye uyarlanmış. Hikayesiyle oldukça dikkat çeken bu dizi oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın yer aldığı dizi şimdiden izleyicinin gözdesi oldu. Şimdi kimler hangi rolle karşımıza geliyor? Bir karakter analizi yapalım istiyorum. Timuçin Esen bu dizide başrol ve Ateş Hekimoğlu'nu canlandırıyor. Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında bir tıp dehası. Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktor. Hekimoğlu, zekası ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemleriyle şaşırtıyor ve hayranlık uyandırıyor. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen heyecanlı bir bulmaca gibi. Kışkırtıcı ve heyecan verici. Herkes yalan söyler cümlesi klasik haline gelen Hekimoğlu, bu özelliklerinden dolayı takip edilmesi zevkli ve vazgeçilmez bir karakter. Okan Yalabık da Hekimoğlu'nun kankası Orhan Yavuz olmuş. 40'lı yaşlarda başarılı bir onkoloji uzmanı. Ateş Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı. Hatta tek arkadaşı. Aslında tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla, diğeri de sağduyusuyla yaklaşır hastalara. Orhan Ateş'i çıkarsız ve gerçekten seven tek arkadaşıdır. Yüzlerce hayat kurtarmış olmasına büyük bir saygı duyar. Ebru Özkan Saban yani İpek Tekin. O da Orhan ve Hekimoğlu'nun okuldan arkadaşı. Yalnız güçlü bir kadın. Tıp fakültesinin dekanı ve hastane yöneticisi olan İpek, endokrinoloji uzmanı. Duygusal ve sosyal becerileri kuvvetli, hayatını hastalara ve hastaneye adamış bir kadın. Orhan'dan sonra Ateş'in zorlu karakterini anlayan ve buna tahammül edebilen tek kişi. Hekimoğlu sadece bulmacalı vakaların peşinde koşarken İpek de Orhan gibi onun mümkün olduğu kadar çok hastaya şifa olması için uğraşıyor. Kaan Yıldırım da Mehmet Ali Çağlar'a hayat vermiş. Ateş'in ekibindeki uzman nörolog olan Mehmet Ali her zaman Ateş'i en çok eleştiren kişi. Ama ne kadar inkar etse de ekipte en çok Ateş'e de benzeyen o. Mehmet Ali İstanbul'un fakir mahallelerinden birinde zor şartlarda büyümüş. Sınıf atlamak ve bir daha eski mahallesine dönmemek için çaba sarf etmekte. Görünüşü ekipteki herkesten daha çok özen gösterir, hırslı ve çalışkan olsa da bazen yetenekleri hırsının gerisinde kalabiliyor. Biraz sabırsız. Ateşten hoşlanmasa da bir doktor olarak ona hayranlık duyuyor ve farkında olmadan bazı zamanlarda onu taklit ettiği bile oluyor. Ateş onun geçmişiyle arasına koymaya çalıştığı mesafenin farkında. Yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz ise kardiyoloji ve koroner yoğun bakım uzmanı Emre Acar olarak karşımıza çıkıyor. Hem zengin hem de yakışıklı bir adam. Ama ne var ki onun da hayatı dışarıdan görüldüğü kadar yolunda gitmemiş. 15 yaşındayken babası tarafından terk edilmiş ve tek başına alkolik annesine bakmak zorunda kalmış. O günden beri de babasıyla arasındaki bağ neredeyse kopmuş. Emre sürekli olarak yeteneklerine hayran olduğu patronu Ateş'e kendileri beğendirmeye çalışıyor. Ateş'in fikirlerini herkesten çok onaylayıp kabul ediyor. Bir yandan da bir kukla olmadığını kanıtlamak için sürekli olarak kendini ispat etmeye çalışıyor. Genellikle umursamaz ve biraz sinsi görünse de çok insancıl ve derin tarafları da var. İlgilendiği hastalarla olan ilişkilerinde zaman zaman bu yanı açığa çıkıyor. Damla Colbay, ekibin diğer güçlü kadını Zeynep Can.
Zeynep bağışıklık sistemi uzmanı. Oldukça güzel ve dikkat çekici olduğu halde takındığı ciddi maskesiyle kadınlığını gizlemeye uğraşıyor. Hastalara şefkatle yaklaşıp onlarla gereğinden fazla bağ kuruyor. Ateşin merakı bulmaca çözmekte. Zeynep'in merakı da insanlar işte. Her şeyle Ateş'in tam zıttı. Ne var ki Ateş'le çalışmaya başladıktan sonra onun da içinde bir sertlik oluşuyor. Zamanla Ateş'e benzemeye başlıyor. Onun gibi olursa onu anlayabileceğini düşünüyor ve o da kuralları zorlamaya başlıyor.